Metin Hoca'dan herkese merhabalar sevgili arkadaşlar. Bu videomuzda 6. sınıf sosyal bilgiler 1. ünite yani birey ve toplum ünitesi ile ilgili süper özet çalışması yapacağız. Bu özet nokta atışı bir özet olacak. Öncelikle full tekrar çalışmasını istiyorsanız 1. ünitenin full tekrar çalışması kanalında var. Onu izleyebilirsiniz. Bu sadece belli başlı yerleri, önemli yerleri alan bir video arkadaşlar. Hazırsanız hiç vakit kaybetmeden hemen başlayalım arkadaşlar. Evet ilk bilgimizle başlıyoruz. Arkadaşlar bir grupta veya yaptığımız herhangi bir işte üstlendiğimiz görevlere rol diyoruz. Öğretmen olur, doktor olur, abi olur, abla olur, kardeş olur, evlat olur. Bunlar birer roldür arkadaşlar. Diğer taraftan mesela 6. sınıf düzeyinde öğrenim gören bir kişi yani sizler okulda öğrenci, evde çocuk rolündesiniz. E, tüm bireylerin doğduğu andan itibaren farklı gruplarda ve toplum içerisinde farklı rollere sahip olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi doğduğun anda zaten hemen bir rol kazanıyorsun. Çocuk, evlat, eğer babaannen varsa, deden varsa torun, işte amcan, dayın varsa yeğen rolünde e, oluyorsun. Dolayısıyla farklı gruplarda farklı rollerde oluyoruz. Mesela evde çocuk rolündesin, ok okula gidiyorsun, öğrenci rolünde oluyorsun. Bakkala gidiyorsun, ciklet almaya orada müşteri rolündesin. Dolayısıyla roller değişiklik gösterebiliyor. Şimdi bazı rolleri doğuştan kazanıyoruz, bazı rolleri sonradan kazanıyoruz. Doğuştan kazandığımız roller biyolojik özelliklerimizden kaynaklı rollerdir. Yani bu roller için herhangi bir çaba sarf etmiyoruz. Evlat, çocuk, kardeş, ondan sonra vatandaş bunlar doğuştan kazanılan roldür. Mesela ya çok çalışıp kardeş olacağım. Biraz daha çalışırsam vatandaş olabilirim gibi saçma bir cümle duydunuz duyamazsınız. Çünkü Doğuştan kazanılan roller için herhangi bir çaba sarf etmenize gerek yoktur sevgili arkadaşlar. E, doktor, bankacı, öğretmen, hakim, çiftçi e, gibi roller mesela sonradan kazandığımız rollerdir. E, bazı rolleri sonradan kazanıyoruz arkadaşlar. Bu e, sonradan kazanılan roller için de bizim e, çaba sarf etmemiz gerekiyor. Mesela belli bir eğitim alıyorsun, belli bir e, işte çaba sarf ediyorsun sonra rol kazanıyorsun. Şimdi ince çizgi şu arkadaşım. Bak şunu unutma. Sonradan kazanılan roller için bir çaba sarf etmen lazım. Bir daha söylüyorum. Sonradan kazanılan roller için çaba sarf etmen gerekiyor. Ee, şunu da belirteyim. Roller gruptan gruba değişir. Roller zaman içerisinde değişir. Bir kişi aynı anda birden fazla role sahip olabilir. Tamam mı? 5 yaşında çocuksun, 35 yaşında babasın ya da annesin ya da teyzesin vesaire vesaire. Bunlar da değişebilir. Sonradan kazanılan roller de genelde mesleki rollerdir. Doktor, bankacı, öğretmen, hakim, çiftçi gibi rollerde sonradan kazanılan roller arasında gösterilebilir. Devam ediyorum arkadaşlar. Bir toplumun geçmişten günümüze ortaya koyduğu, biriktirdiği ve kuşaktan kuşağa aktardığı maddi ve manevi özelliklerin tümüne biz kültür adını veriyoruz arkadaşlar. Bir toplumu diğer toplumdan ayıran maddi ve manevi özelliklere ise milli kültür diyoruz. Mesela beş çayı, beş çayı diye bir olay var. Bu İngilizlere ait İngilizlerin milli kültürü. Ama çayda çıra, horon, işte hamsi tava, hamsi bulama kaysı döner gibi yemekler işte kıyafetler işte ondan sonra yaşam tarzları halk oyunları Türk kültürüne ait öğeler milli kültür olarak adlandırılmakta. Milli kültür arkadaşlar bir toplumun neyini oluşturur? Milli kimliğini oluşturur. Devam edelim. din, dil, tarih, gelenek ve görenekler, bayramlar, bayrak, millet ve vatan milli kültür oluşturan unsurlardan bazılarıdır arkadaşlar. Tabi bu unsurların milli kültürü temelini oluşturan Dil, din ve tarih gibi unsurlar sosyal, kültürel ve tarihi bağları güçlendirerek toplumsal birlikteliğin sağlanmasına katkı sağlar. Bir örnek vereyim, hemen anlayacaksınız. Mesela burada ne demiş? E, din demiş. Arkadaşlar İslamiyet birlik ve beraberliği zaten teşvik ediyor. Peygamber Efendimizin hadisi şerifi var. Sallallahu aleyhi ve sellem ne diyor? Komşusu aç iken kendisi tok yatan bizden değildir diyor. Paylaşmayı emrediyor. İslamiyet yardımlaşmayı emrediyor. Kurban ve Ramazan bayramlarında sofraların kurulması, yemeklerin ikram edilmesi birlik ve beraberliği güçlendirir. Yani milli kültürel kültürel öğeler birlik ve beraberliğin güçlenmesine, toplumsal bağların güçlenmesine, toplumsal iletişimin güçlenmesine katkı sağlamaktadır. E, tarih, dil ve diğer unsurlar için lütfen full tekrar çalışmasına bakın. Evet birey arkadaşlar içerisinde bulunduğu toplumun kültürünü öğrendikçe toplumun diğer bireyleriyle daha sağlıklı iletişim kurar. Bu durumda toplumsal birlikteliğin oluşmasına katkı sağlar. Mesela tarih diyoruz ya işte e, milli bayramlarda insanların bir araya gelerek bayraklara coşkuyla kutlama yapması. Kurtuluş Savaşı'nda yaşlıyla, yaşlısıyla, genciyle, çocuğuyla, büyüğüyle, güçüyle herkesin bir araya gelerek e, zafer elde etmemiz. 15 Temmuz darbe girişiminde de yine Kurtuluş Savaşı'nın örnek alınması tarihin birlik ve beraberliğe katkı sağladığını bize göstermektedir arkadaşlar. Evet devam edelim. Ön yargı nedir? Ön yargı arkadaşlar bir konuyla ilgili ya da bir şeyle ilgili e, tam anlamıyla yorum, e, tam anlamıyla bilgi sahibi olmadan yorum yapmaya edilir. Yani bir kimse ya da bir şeyle ilgili olarak belirli şart, olay ve görüntüle dayanarak önceden edinilmiş olumlu veya olumsuz olabilir e, yargı, peşin yargı, peşin hüküm, peşin fikirlerdir. Bir örnek vereyim. Mesela arkadaşlar e, kalemin kayboldu, kesin metin çaldı. Yani bu olumsuz bir durum, olumsuz. Ön yargı sen gördün mü? Hayır. sen ne diyelim işte e, sınıf arkadaşın sınavdan 100 aldı. Kesin kopya çekti. Ya bir bilgi sahibi değilsin. E, tam anlamıyla emin değilsin hemen yorum yapıyorsun. Bu bir ön yargıdır. Arkadaşlar insanların duygu ve düşünceleri, cinsiyetleri, fiziksel özellikleri, sosyal statüleri, kültürleri, ekonomik durumları ve empati kurulmaması ön yargıların nedenleri arasında gösterilebilir e, tabii duygu ve düşünceler farklı, insanların cinsiyeti farklı. Mesela kadınlar kötü araba kullanır. Bu bir ön yargıdır arkadaşlar. Öyle bir şey yok. E, kimi siyah, kimi beyaz, kimi kısa saçlı, kimi uzun saçlı. Dolayısıyla e, ön yargıların nedenleri arasında bunları gösterebiliriz. Devam edelim. Ön yargılar peki neye yol açar? Birlik ve beraberliğin zarar görmesine, arkadaşlık ilişkilerinde bozulmalar ortaya çıkartır. Yine sevgi ve saygı kavramları önem kaybeder. Toplumda iletişimsizlikler, ayrışmalar, çatış çatışmalar ve kargaşa, kaos ortamı ortaya çıkar. Ön yargı olumlu bir şey değildir. Ön yargılar olumsuz sonuçlar ortaya çıkartır. Bunu unutmayın. Peki, ön yargıların azaltılması için ne yapacağız? Toplumsal ilişkileri geliştirerek farklılıklara saygı göstermemiz lazım. İnsanlar arasındaki iletişim ve duygusal bağları güçlendirmemiz lazım. En önemlisi empati ve karşılıklı saygı anlayışı geliştirilmeli. Empati nedir? Empati kendimizi karşıdaki kişinin yerine koyarak onun duygu ve düşüncelerini anlamak ve onu anladığımızı tekrardan karşıdaki kişiye hissettirmek. Yani kendimize karşıdaki kişinin gözüyle bakmak. Empati kurduğumuz sürece insanları anlarız ve ön yargılardan uzak durabiliriz diyebilirim arkadaşlar. Evet. Şimdi insanların beslenme, giyinme, barınma, eğitim, sağlık gibi ihtiyaçları her zaman tek başına karşılayamazlar. Karşılayamadıkları ortamda da ne ortaya çıkmıştır? Sosyal yardımlaşma ve dayanışma. Tabii sosyal ve yardım, yardımlaşma ve dayanışma insanların temel ihtiyaçlarını karşılamak için ortaya çıkan bir durumdur. Bunu unutmayalım. E ee, tabii arkadaşlar Osmanlı Devleti döneminde sadaka taşı uygulaması vardı. İhtiyaç fazlası işte yardımseverler oraya para koyardı o sadaka taşlarına. İhtiyacı olan da o taşlardan alırdı. Kim kime ne yardım yaptığını, yardım alan kime ne yardım kimden ne yardım aldığını bilmiyordu. Dolayısıyla bu güzel bir uygulamaydı. Günümüzde mesela askıda ekmek uygulaması var belediyelerin. Bu sosyal ve yardım dayanışma ve yardımlaşma açısından oldukça önemli. Günümüzde sosyal yardımlaşma ve dayanışmaya önem veren diğer bir ne diyeyim oluşum sivil toplum kuruluşudur. Sivil toplum kuruluşu nedir peki arkadaşlar? Resmi kurumlardan bağımsız, gönüllü olarak bir araya gelen kişilerin oluşturmuş olduğu, toplumun sağlık, eğitim, çevre ve ekonomi gibi alanlardaki ihtiyaçlarını karşılamaya çalışan gönüllü kuruluşlardır bunlar. Çalışanları maaş almaz. Gönüllülük esası vardır. İnsanların farklı alanlardaki ihtiyaçlarını karşılamaya çalışır sivil toplum kuruluşları. Mesela kızılay işte tema, ondan sonra afat, ondan sonra lösev, Serçev gibi birçok yeşil ait birçok sivil toplum kuruluşu var. Bunlar insanların işte mesela ne var başka? Eğitimle ilgili Dar darüşşafaka var. Ondan sonra bunlar arkadaşlar eğitim, sağlık, toplumsal. Ee, barınma, eğitim alanı birçok alanda insanların ihtiyaçlarını karşılıyorlar. Ve yapmış oldukları faaliyetler karşısında devletten maaş almıyor kimse. Peki hocam bu para nereden geliyor? Arkadaşlar giderlerini bağışlar aracılığıyla, insan, insanlar bağış yapıyor bağışlar aracılığıyla karşılıyorlar diyebilirim. Evet burası önemli arkadaşlar. Yasaların kişilere verdiği yetkilere biz hak diyor. Örneğin eğitim hakkı, sağlık hakkı gibi. Bireyler kendilerine verilen haklardan yasalar çerçevesinde özgürce faydalarına birirler. Yani eğitim ve öğretimden kimse alıkonulamaz. Herkesin eğitim ve öğretim herkesin hakkıdır. Dolayısıyla eğitim ve öğretim hakkı Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının hakkı olarak tanımlanabilir. Sağlık hakkı işte herkes muayene olabilme, hastaneden tedavi olabilme hakkına sahiptir. Örnek veriyorum. Bireylerin yaptığı davranışların sonuçlarını üstlenmesine ve kendisine tanınan hak ve özgürlüklerin gereklerini yerine getirmesine biz ne diyoruz? Sorumluluk diyoruz. Rollerin, e, rol, bir kişi rollerine uygun davranıyorsa ayrıca sorumluluklarını da yerine getiriyor demektir. Örnek veriyorum. Mesela okula giderken ha, gidiyorsun hangi hakkını kullanıyorsun? Eğitim hakkını. Hangi roldesin? Öğrenci. Peki öğrenci rolünün sorumluluğu nedir? Derse zamanında git, sınıfı temiz tut, e, derse katıl, ödev yap. Bunlar senin sorumluluğundur. Evet, bireylerin yasalar çerçevesinde başkalarının haklarına zarar vermeden herhangi bir baskı ve zorlamaya maruz kalmadan dilediği gibi her şeyi yapabilmesine biz ne diyoruz arkadaşlar özgürlük diyoruz İşte mesela ne iletişim özgürlüğü var haberleşme özgürlüğü var ben telefonumu alıyorum dilediğim gibi arayabiliyorum mesela ne işte düşünce ve ifade özgürlüğü var ee, işte ben facebook'a girip istediğim gibi paylaşım yapabiliyorum ama bunun gerektirdiği bazı sorumluluklar var senin e, düşünceyi açıklama özgürlüğün var diye facebook'ta ahlaka genel toplum ilkelerine aykırı paylaşımlar yapamazsın ben de yapamam. Hiç kimse yapamaz. Dolayısıyla mesela müzik dinlemek herkesin hakkıdır. Değil mi? Doğru. Özgürlüğüdür. Doğru. Peki sorumluluğun ne? Müziği açtığın zaman komşu, komşunu falan rahatsız etmeyecek, e, etmeyeceksin. Eğer rahatsız ediyorsan orada artık suç işlemiş oluyorsun. Arkadaşlar bir daha belirtiyorum. Kanalımda bu videonun full tekrar çalışması var. Bu süper özetti. Nokta atışı bilgilerdi. Bunlar büyük ihtimalle sizin işinize yarayacak kısmı. Ama detaylı olarak izlemek istiyorsanız kanalımda var. Sizleri çok çok seviyorum. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın.